Merhaba sevgili izleyiciler, Bir Türk Lezzeti programına daha hoş geldiniz. Ben aşçınız Semen Öner, konuklarımız Sandra ve Heather ile birlikte bugün sizin için patlıcan dolması yapacağız. Heather, Kanada'dan geliyorsun değil mi Türkiye'ye? Türkiye'de evet. Yaşıyorsun sen de. Sandra, sen İskoçya'dan İskoçya, mı geliyorsun? Evet. İlk İskoçyalı konuğumuz sen oldun. Şimdi dolmaya yapmaya başlamadan önce malzemelerimizi sıralayalım isterseniz. Patlıcan dolmasını kuru patlıcandan yapacağız. Onun dışındaki malzemelerimiz ise yine her zaman kullandığımız şeylerden kıyma kullanacağız. Soğan, salça, pirinç kullanacağız, yağ kullanacağız, domates, maydanoz, limon, sarımsak, Antep fıstığı, tuz, karabiber, kimyon, kuş üzümü, birazcık da acı biber kullanacağız. Bir de değişik bir malzeme olarak bu sefer nar ekşimiz var. Şimdi yavaş yavaş işimize koyulmaya başlayalım. Evet Heather, senden ricam şu domateslerin arkasına şöyle bir artı yapalım. Tamam. Ve sıcak suya atalım. Sonra onları küçük küçük doğrayacağız. Tamam mı? Tamam, sadece evet, sadece küçücük bir artı. Oradaki bıçaklardan istediğini alabilirsin. Ve senin görevin Sandra, zor bir görev seninki. Soğan doğramak sana düştü. Bunları küçük küçük, küçücük parçalar halinde lütfen benim için doğrar mısın? Tamam. Teşekkür ederim. Gökede mi? O kadarcık yeter. Sadece soyulması için bir dakika sıcak suyun içinde bekleteceğiz. Bunu da yapabilirsin. Evet, ben de bir yandan bu tencerenin içerisinde su kaynatmıştım. O tencerenin içerisine kuru patlıcanları atacağım ki hem acısı gitsin hem de bizim kullanabileceğimiz kadar yumuşak bir hale gelsin. Çünkü bu haliyle kullanmamız mümkün değil. Bunları şimdi suya atıyorum. Kaynar suyun içerisinde yumuşayana kadar 2-3 dakika kadar bekleteceğim ve istediğimiz gibi hazır olacaklar. Atabiliriz onları da buraya. Tamam. Teşekkür ederim. Tamamdır. Sandra, ne yapıyorsun Türkiye'de? Öğretmen. Ne öğretmeni? Okulda spor öğretmen. Spor öğretmeni? Evet. Kaç yaşlarla çalışıyorsun? 2 yıl. 2 yıldır buradasın. Evet. Sen ne kadardır buradasın Heather? Ben 7 yıl şimdi. 7 yıl oldu. Evet. Türk yemeği yapıyor musun hiç? Hiç. 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 Her şeyin belki var. Öğrenmek istiyorum. Öğrenmek istiyorsun. Süper, harika. Bunlar olurken bir yandan lütfen benim için bunları da ince ince kıyar mısın? Tamam. Onlar sapsız. Tamam. Sapsız. Evet. Suyun içerisinde girer girmez zaten patlıcanlar iyice yumuşadı. Nereleri gezdin Sandra burada? Bodrum. Hı-hı. Ve Antalya, hı-hı. Trabzon. Trabzon, ne evet. Kadar enteresan. Trabzon müzeyim var. Müze var, evet. Hı-hı. Müze var ve spor var, futbol. Trabzon spor. Trabzon spor. Evet, patlıcanlar hazır. İstediğimiz kıvama geldi. Çok da fazla pişirmiyoruz çünkü doldurmaya başladığımız zaman parçalanmalarını istemiyoruz. Şimdi bir süzgeçle patlıcanları alalım içerisinden. Artık içi hazırlamaya başlayabiliriz. İç için kullanacağımız malzemeler kıyma. Kıymayı hemen buraya koyalım. Ve Sandra'nın bizim için hazırladığı güzel soğanlar yarısı kadarını buraya koyabiliriz. Hı-hı. Sandra'cığım. Biraz çok olacak çünkü. Onu da bunun içerisine atalım. Evet. Tamam. Çok güzel oldu. Eline sağlık. Karabiber koyuyorum. Tuz koyuyorum. Kimyon koyacağım. Kimyonu da ekledik. Ve birazcık salça eklememiz lazım. Çok az biber salçası koyuyorum. Çünkü domates kullanacağım zaten hazırlarken. Ve Sandra, senden ricam şimdi onu karıştırmaya evet. Başla lütfen. En eğlenceli tarafı da o. Güzelce. That's the funnest part. Değil mi?
En eğlenceli kısım da bu. Birazcık da kırmızı pul biber ekleyeceğim içerisine. Evet. Şimdi geriye kaldı pirinçleri eklemek. Pirinçleri yine her zamanki gibi suyun içerisinde yıkayıp ondan sonra ekleyeceğiz. Nasıl gidiyor Heather? Sandra sen böyle böyle. Böyle. Böyle seni çok üzen birini düşün. Ondan intikam alıyormuşum. Evet, pirinçleri de koyduk. Dolma neredeyse hazır. Güzel. Türkiye'de en çok ne ilginç geliyor Sandra sana? Travel. Turizmi seviyorsun. Ve history. Tarih seviyorsun ha? Ve çok culture. Kültürünü seviyorsun. Yemeklerini seviyor musun? Yemek seviyorum. Hangisini en çok seviyorsun? Kebap? Yok. Zeytinyağlı. Vegetarian. Çok seviyorum. Vejetaryen yemekleri, o zaman mezeleri seviyorsun, zeytinyağlıları seviyorsun. Sen, Heather, senin için hangi yemekler en güzelleri? Ben için içerisine pırasa. Sarımsak ekliyorum. Pırasa. Çok seviyorum. Ben de çok seviyorum pırasa. Ve menemen çok seviyorum. Aa, ne enteresan. Ama ben yapmayabilirim. Yapmayı bilmiyorsun. Sarımsakları da şöyle ince ince. Bunları aslında bir havanda da hazırlayabilirsiniz, sarımsakları evinizde havanınız varsa. Domateslerimiz hazır. Her şey neredeyse bitmek üzere kızlar. Bir tek kaldı geriye fıstıklarımızı, kabuklarını soymak. Fıstıkları suya koymuştuk burada. Bu fıstıkların kabuklarını şimdi ayıklayacağız. Zaten yeterince sıcak suya koyduysanız hemen kabuğunun çıktığını göreceksiniz. Peki sen ne işle meşgulsün? Ne iş yapıyorsun? Çocuklarla 5 yaş öğretmen. Ne eğlenceli bir işin var. It's evet, fun, isn't it? Güzel. Çok zor ama güzel. Nesi zor mesela? Mesela onlar çok attention lazım. Dikkat etmek lazım. Evet. Tamam. Nasıl gidiyor? Tamam. Şimdi şu domatesleri de onun içine atacağız. Bu çok orada eğlenceli mı? Bir iş gibi görünmese de sabır isteyen bir iş tabii ki. Evet, domatesleri alıp oraya koyabilir misin? Maydanozlarla beraber. Evet. Tamam. Hepsi mi? Hepsi. Domatesi birazcık daha şu kadarını da koyalım yeter. Maydanozun hepsini koyabilirsin. Hepsini. Evet. Bunun için kullandığımız kıyma dana ve kuzu karışık kıyma olursa daha lezzetli olduğunu göreceksiniz. Buyurun. Dikkat ettiyseniz teşekkür ederim. Biraz daha lütfen. İçine hiç yağ koymadık. Birazcık pişirirken dışına yağ koyacağız. Çünkü kıymanın içerisinde yeteri kadar yağ var. Ama eğer arzu ediyorsanız biraz sıvı yağ veya biraz tereyağı ekleyebilirsiniz harcın içerisine. Bundan sonra bir tek işimiz kaldı. Fıstıkları kavurup bunun içine koymak, ondan sonra da doldurmaya başlayacağız. Soyulmuş fıstıkları güzelce kavurduk. Kokusu da çıkıyor bir güzel. Kendi yağı üzerindeki. Bir de burada kuş üzümümüz vardı. Kuş üzümünü birazcık suda bekletelim ki yumuşasın. Onu da harcın içine atacağız. Benim için bir limon sıkabilir misin lütfen? Evet. Burada küçük bir tencere hazırladım gördüğünüz gibi. Bu tencerenin içerisine dolmanın harcını koyacağız. Harcın içine bir lokmacık nar ekşisi koyuyorum. Yaklaşık bir çorba kaşığı kadar nar ekşisi koyuyorum. Bunlar da hazır. Oldu zaten. Evet. Hep limon mu? Bir tane limon. Bir tane limon bizim için yeterli. Fıstıkları isterseniz bütün olarak, isterseniz kırarak, döverek içerisine ekleyebilirsiniz. Kavrulmuş fıstıkları birazcık ufaltabilirsiniz veya bütün olarak dediğim gibi kullanabilirsiniz. Biraz ufaltmak istiyorsanız azıcık bıçağın sırtıyla, geniş bir bıçağın sırtıyla ezebilirsiniz. Gücünüzü iyice bastırarak şöyle gördüğünüz gibi hem eziliyor hem yağını da biraz dışarı veriyor. O yağ dolmaya karışacak. Evet. Bunu da ekleyelim.
içerisine. Nasıl olacak sence? Bence çok güzel olacak. Bu kadar malzemeyi rahmetli anneannem derdi ki, bu kadar malzemeyi çarıklarıma da koysam güzel olur. Bu da onun gibi yani. Bu kadar malzemeyle her şey güzel oluyor tabii ki. Eğer arzu ederseniz bunun içerisine kuru kayısı da koyabilirsiniz. Etle tatlılar, kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm gayet güzel giden malzemeler. Ve harcımız artık tamam. Birazcık limon suyu, çok azıcık. Kalanını da tencereye dizdikten sonra dökeceğim. Hepsini şöyle güzelce karıştıralım ve doldurmaya başlayacağız. Bütün fıstıklardan da koyuyorum. Birazcık ayırdım. Üstlerine birer ikişer tane koyabilmek için. Kim bakalım daha çok dolma doldurabilecek? Tamam, hazırım. Hazır mısınız yarışmaya? Sporcusunuz, alışkın evet. olmanız lazım yarışmaya. Çocuklarla da yaşadığınız için böyle eğlenceli aktiviteler. Bir tane örnek yapacağım. Ondan sonra da ikinizi yarıştıracağız. Dolmaları, patlıcanları sıcak suya koymuştuk zaten yumuşamaları için. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak oldular. İçlerini kaşıkla dolduruyorsunuz. Çok az da doldurmayacaksınız. Çok sıkı sıkı da bastırmayacaksınız. Sıkı sıkı, çok sıkı sıkı değil. Not very much. Ha, çok tamam. Çok sıkı olmayacak. Ama çok gevşek de olmayacak. Çünkü içinden pişip düşsün istemeyiz. Bu şekilde dolduracağız, tamam mı? Tamam. Şimdi artık dolmaları sahana dizmeye hazırız. Sahana dolmaları koymadan önce birazcık yağ ekliyorum. Arzu ederseniz tereyağı da ekleyebilirsiniz bu aşamada. Şimdi tek tek hepsini dik bir şekilde yan yana sıkı sıkı dizeceğiz. Yardım böyle. Olur, teşekkür ederim. Sen de gelebilirsin Sandra. Evet. Sen de o taraftan. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Ne kadar düzgün dizdiklerini görüyorsunuz herhalde. Yep. You can start, go ahead. Evet. Bir tencere kaç el? Harika görünüyoruz herhalde. Ay ne güzel. Şimdi madem öyle oldu, bunun orta yerine bir tane büyük soğan koyarız. Hem lezzet verir, hem de ortaya doldurmuş olur. Hemen orta yerine bir tane soğan, yoksa bir tane patates, hiçbir şey olmadı, bir tane bardak yerleştirebilirsiniz. Ve içine birazcık da su ekleyip dolmaları her zaman yaptığımız gibi önce yüksek ateşte, su kaynadıktan sonra da kısık ateşte pişmeye bırakacağız. Yaklaşık yarım saat, 20 dakika içerisinde hepsi hazır olmuş olacak. Bir de limon suyunu ekleyeceğim. İşte bu kadar. Evet, patlıcanlarımız süper oldu. Biraz da nar ekşisi ekledik üzerine. Tatmaya hazırız. Buyurun, afiyet olsun. Bakalım nasıl olmuş. Fıstıklardan da üzerine kenarına serptik birazcık. Bakalım nasıl. Çok güzel. Güzel. Evet. Biz yaptık. Siz yaptınız evet. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Başka bir programda görüşmek üzere sevgili izleyiciler.